Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün LGS Türkçe açısından çok önemli bir konu öğrenci Tonguç'um. LGS Türkçe eşittir nedir Türk Tonguç'um? Türkçe eşittir paragraf. Harikasın. Türkçe eşittir paragraf. Neden? Çünkü LGS'ye girdiğimizde hem sayısalda hem de sözelde biliyorsunuz ki sayısalda bile böyle gördüğünüz gibi fen soruları paragraf gibi geliyor. E sözele bakarsanız zaten tarih yani inkılap tarihi paragraf. Din dersi paragraf. E, Türkçe dersinde zaten paragraf soruları var. Dolayısıyla biz paragraf konusunu çok çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve hedefimiz de LGS Türkçe'de paragrafta kaç yapmak Tonguç'um? LGS'de en yüksek yapmak. Harikasın. En yüksek nete ulaşacağız. Fakat bunun için bilmemiz gereken Hocam, çok önemli şey Hocam paragrafı çözelim kitap mı okuyorum? Güzel bir soru sordun Tonguç'um. Bakın şu çok önemli. Kitap okumak değerli. Gerçekten kitap okuduğumuzda bizim hem dikkat yeteneğimiz artıyor, hem satırları takip ediyoruz, hem kelime dağarcığımız artıyor. Dolayısıyla sorduğun sorunun cevabı kitap okumak çok faydalı. Ama LGS'ye az bir süre kaldığı için yani esasında hala ciddi bir süre var. 7-8 ay var ama bu süre hayallerimizdeki liseyi kazanmak adına çok önemli bir soru olduğu için mutlaka kitap okumanın yanında paragrafta çözmemiz gerekiyor. Çünkü LGS'ye girdiğimizde bizim karşımıza paragraf sorusu direkt paragraf şeklinde gelecek. Yani kitap okutmayacaklar bize. Dolayısıyla biz bu paragrafı okumayı ya da bu paragrafı okumayı ve soru kökünden ilerlemeyi, seçeneklerden çözmeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Ha yorulduk sıkıldık paragraf çözmekten o durumda tabii ki kitap okuyarak kendimizi geliştirebiliriz. Kitap okumak da çok çok faydalı ama en faydalısı derseniz tabii ki bu sene paragraf çözmek. Şimdi Bugün öğreneceğimiz konu anlatım biçimleri. Esasında çok leziz, çok lokum, çok kolay bir konu. Burada bize bir paragraf verecek. Eğer bu paragraf bilgi veriyorsa yani bu paragraftan bir bilgi edindiysek diyeceğiz ki bu açıklama yani açıklayıcı bir paragraf var. Eğer bu paragrafta bir sohbet varsa konuşmaması varsa burada tartışmacı bir paragraf var diyeceğiz. Eğer bir olay anlatılıyorsa masal, hikaye, romandan alınmış bir parça gibi ise o zaman burada öyküleme var diyeceğiz. Eğer bir varlığın resmi çiziliyorsa bak resim yazıyorum buraya resmi çiziliyorsa o zaman da diyeceğiz ki burada betimleme vardır. Yani esasla temel taktiğimiz bu Tonguç'u. Taktik maktik yok bam bam bam. Tabii ki taktik maktik yok bam 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 soru çözerek yapacağız ama burada şunu bileceğiz. Yani paragrafı okuduğumuzda bize bir bilgi verildiyse ya benim bilgi dağarcığım arttı diyorsan bu açıklamadır. Mesela diyelim ki biz Dostoyevski'nin bu kitabını okuduğumuzda bize bir bilgiden ziyade bir öykülemenin yapıldığını, bir şeylerin resmini çizildiğini görürüz. Yani bu paragrafta mesela yani bu kitapta betimleme ve öyküleme ağır basar. Ama örnek görüyorum mesela bir sıfırdan sekize sözel kitabında şu kısmı okuduğun zaman bir açıklamayı görsün. Niye? İşte Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı okuduğu okullarla alakalı bilgi vermiş. Nesnel. Dolayısıyla burada açıklayıcı paragraf vardır. Burada ise öyküleyici paragraf vardır. Konu esas bu kadar basit. Şimdi güzel bir şekilde dersimize başlayacağız. Ben önce güzel bir giriş yaptım. Anlatım biçimlerini öğreneceğiz. Düşünceyi geliştirme yollarını öğreneceğiz. Yani karşılaştırma, tanımlama, tanık gösterme gibi. Bir de kişi ağızları var. Ben yaptım diyorsan birinci kişi ağız olacak. O yaptı dersek... Ben yaptım diyorsan birinci kişi ağız olacak. O yaptı diyorsak da o zaman üçüncü kişi ağzı olacak. Bunu da çok rahat bir şekilde göreceğiz. Son derece basit, kolay bir konu Tonguç'um. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Dersimize güzel bir şekilde başlayalım. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Burada e, bizler parça anlatım konusunda sınavda size açıklama da diyebilir açıklayıcı anlatımla diyebilir. Betimleme de diyebilir, betimleyici anlatımla diyebilir. Tartışma da diyebilir, tartışmacı anlatımla diyebilir. Bunları rahat rahat göreceğiz. Örneklendirmede örneğin misal ifade dikkat edeceğiz. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözünün böyle tırnak içinde alındığını göreceğiz. Karşılaştırma varsa eğer daha, en, kadar gibi sözcüklerle bu böyledir, şu ise şöyledir denildiğini göreceğiz. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap verecek. Bunların her birine çok güzel örnekler de hazırladık. Hatta bakın böyle mesela bu örneği okuyacağız. Bu nedir diyeceğiz. Yani sınavda nasıl çıkacağını bu şekilde net bir şekilde görmüş olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda benzetmede gibi edatının kullanıldığını göreceğiz. Yani işte annemin dişleri inci gibi dediğimizde annemizin dişlerini inciye benzetmiş olacağız. Bir de sayısal veriler var. Burada da oranlar, miktarları göreceğiz. Çok kolay, çok temel bir konu. Şimdi arkamıza yaslanalım dersimize başlayalım ama şunu unutmayalım. Dersimizin sonrası mutlaka 0'dan 8'e sözelde sayfa 62-67 arasını. Yine Dinamo Soru Bankası'nda test 51-62 arasını çözmemiz gerekiyor. Zoru Bankası Türkçe'de de test 44 ile 47 arasını çözersek konuyu çok güzel öğrenmiş oluruz. Burada bakın net bir şekilde hatta şöyle açayım bir tane 44-47 arasını testi. Bakın konuyu burada orta seviye ve biraz daha zorlayıcı seviye. Burada ise üst seviye sorularla çözüyoruz. Ekstra dijital sorularla çözüyoruz. O zaman hadi bakalım intromuz girsin. Arkamıza yaslanalım. Dersimize güzel bir şekilde başlayalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Evet arkadaşlar şimdi hatırlarsanız bir önce giderse parça anlamda ana düşünce öğrenmiştik. Mesela ana düşünce düşünceleri neydi Tonguç Eladim Bey'in? Annesidir hocam. Harikasın. Ana düşünce düşünceleri annesidir. Bu sefer ise bize diyecek ki bu parçanın anlatımıyla alakalı yani ne tarz anlatmış adam? Açıklayıcı mı anlatmış? Betimleyici mi anlatmış? Tartışmacı mı anlatmış? Bunlara bakacağız. Mesela açıklayıcı bir anlatımda yani açıklama tarzı paragraflarda bize bilgi verildiğini görürüz. Zaten dersimizin başına da bilgi kelimesini en başa yazmıştık. Aynı zamanda ders kitaplarında hani az önce vardı ya sıfırdan 8'e de ne yaptık? Bak dedik. Burada bilgi veriliyorduk. Mesela teşkilat Esasiye ve Londra konferansını anlatmış, bilgi vermiş. İşte burada açıklayıcı paragraf var. Ders kitaplarında ansiklopedilerde kullanılır ve burada nesnel cümleler kullanılır. Yani asla yoruma yer verilmez. Niye? Bilgi veriyor adam. Ders, mesela şu ders kitabını yani bence aslında böyle olmamalıydı Birinci Dünya Savaşı denmez. Birinci Dünya Savaşı'nın genel olarak nedenleri, işte özel nedenleri, tarafları net bir şekilde anlatılır arkadaşlar. Bakın mesela burada bir açıklayıcı paragraf örneğimiz var. Diyor ki: "Edebiyat kelime ve kavram olarak Türkçede Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanmıştır. 1860'tan sonra yaygınlaşan edebiyat kelimesi bu yıllarda çeşitli bilim, bilim alanları için Fransızcadan tercüme yoluyla Osmanlıcaya kazandırılan terimlerle Lisaniyat, Arziyat ve benzeri aynı yapıda olduğu düşünülmüştür. Buna göre edebiyat kelimesi Fransızca literatüyo kelimesinin karşılığı sayılabilir. Şimdi buradan bir şey anladın mı sonuç olarak benim? Hayır hocam. Harika. İşte bu tam bir açıklama. Şaka da böyle bir şey değil de açıklama arkadaşlar bize bilgi verir. Biz burayı okuduğumuzda, burayı dinlediğimizde zihin dağarcığımızın, bilgi dağarcığımızın arttığını düşünüyorsak yani kafamızda böyle bilgilerin arttığını düşünüyorsak bilgi kelimesi zihnimize canlanıyorsa işte bu açıklamadır. Açıklayıcı paragraf. Hop geldik tartışmaya. Hızlı gideceğiz. Çok güzel bir şekilde bitireceğiz. Burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Tartışmacı anlatımda yani tartışmada konuşma havası vardır. Yani sanki yazar Okuyucuyla konuşuyordur. Yani adeta bir sohbet üslubu vardır. Ve burada tabii ki sohbet ettiği için de öznel cümleler kullanılır. Şöyle z harfi olduğunu belli edelim. Nokta nokta diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Şeklinde cümlelerle başlar. Yani işte deneme öznel bir tür olmalıdır diyorlar. Ben buna katılmıyorum. İşte şu futbolcuyu oynamıyor diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Şu yazar iyi yazamıyor diyorlar. Ben buna katılmıyorum gibi ifadelerle başlar. Bakalım. Şairler şiirleri yazarken etkileyiciliği amaçlamamalıymış. Peki neye esas amaç kabul etmeliymiş? estetik duygulardan uzak bir anlam ve etkileyecekten uzak bir üslupla şiir yazılabileceğini düşünebilir miyiz? Bence düşünülemez bak. Böyle böyle diyorlarmış. Bence düşünülemez dedi yani. Anlatabildim Gene benzer bir giriş. Şiirde kafiye redif ve diğer şekilsel özellikler bir nebze önemli olsa da günümüz okur artık. Bunu aramamaktadır. Bu özellikler olsa olsa eski halk edebiyatı zevkini arayanları mutlu eder diyor. Yani sadece ve sadece üslupla olmaz diyor. Etkileyicilik de olması lazım diyor. Ve bir konu hakkında adeta bizimle sohbet ediyor. Adeta bizimle konuşma havasında bir şeyleri tartışıyor. Yani tartışma deyince indir ne oluyor falan diye bir tartışma beklemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlıyoruz. Şimdi geldik betimlemeye. Betimlemeyi zaten söylemiştik. Varlıkların adeta resmi çizilir. Resmi çizilir diyelim. Mesela sen benim kardeşimi tanıyor musun Tonguç Evladım benim? Evet hocam. Tamam sen biliyorsun ama arkadaşlar bilmiyorlar. Şimdi şöyle benim kardeşimin ben şimdi size resmini çizeceğim. Dikkat dinleyin. İki tane kulağı var. iki tane gözü var. Saçları var. Burnu var. Şu anda ben kardeşimin resmini çizdim mi Tonguç Evladım benim? Hayır hocam. Şu an çizmedim. Niye? Çünkü herkesin iki kulağı, herkesin iki gözü, herkesin burnu var. Varlıkların ayırıcı özellikleri anlatılmalı ki okuyucunun göze canlansın. Mesela kardeşim uzun boylu, işte ne bileyim zayıf veya şişman veya kısa boylu veya mavi gözlü veya kahverengi gözlü veya yeşil gözlü veya işte sarı saçlı, kırmızı saçlı, siyah saçlı dersem ayrıcı özelliklerini söylersem gözünüzde canlanır. Dolayısıyla betimlemede varlıkların adeta resmi çiziliyor. Okuyucunun gözünde canlandırılıyor. Sizin gözünüze canlandırmaya çalışıyoruz. Sıfatlar zarfa kullanılıyor. İşte siyah saçlı, güzel gözlü falan gibi ve varlıkların ayırıcı özellikleri canlandırılıyor. Şimdi Tongucu betimleyin dediğin zaman işte büyük pörtlek gözleri var, kafasında üç taş teli var, yanakları kocaman dersen bu gözle canlandır Ama iki tane gözü var, iki tane kulağı var, burnu var, elleri var falan. Bu gözümüzde bir şey canlanmaz. Dolayısıyla bir insanı, bir evi, bir arabayı, bir e, işte ne bileyim manzarayı betimlerken ayrıca özellikleri anlatmamız lazım. Şimdi Demiş ki uzun boylu sarı saçlı hafifçe tombul bir genç içeri girdi. Çantasından yuvarlak kırmızı renkli kesici özelliği olan bir alet çıkardı. Eskimiş paslanmış kutusunu odanın eski olan kapısının yanındaki çöp attı bak, Eskimiş paslanmış kutu eski kesici özelliği olan bir alet kırmızı renkli bir alet yuvarlak bir alet hafifçe tombul bir genç bak hafifçe tombul gözümüze canlanıyor. Uzun boylu sarı saçlı diyor şehrin kenar mahallesinde iki katlı dış cephesi mavi olan bir evde yaşardı. Ev yemyeşil bir zemine sahip çam ile süslü büyükçe bir bahçenin içine yer alıyordu. Yani bize hem evi betimledi hem de bu Arkadaşımızı betimledi. Bizim zihnimizde buna benzer bir şey canlandı. Ha şi, Kıyafeti işte mor pantolonluydu. Yeşil yatay çizgili bir e, kaza var dese tam anlamıyla bu canlanacaktı. Biz de burada resim olduğu için bu şekilde anlattık. Dolayısıyla betimlemede bir zaman betimlenebilir. Bir an betimlenebilir. Bir kişi betimlenebilir. Bir ev betimlenebilir. Size bir tüyo daha vereyim Tonguç'um. Betimlemede insanın iç dünyası betimlenebilir. Mesela çok şefkatli birisi dersen yine zihninizde şefkatli biri canlanır. İşte çok cimri biri derseniz yine zihninizde cimri birisi canlanabilir. İnsanların sadece dış görünüşü değil iç dünyası betimlenebilir. Şimdi geldik öykülemeye yani öyküleci anlatıma. Burada varlıklar, olaylar oluş sırasına göre aktarılıyor. Yani masallardan ya da roman veya öyküden yani hikayeden alınmış. Zaten öyküleme oradan geliyor. Öyküden alınmış parçalardır. Yani sen şu Dostoyevski'nin romanından bir yere aldın. Pıt diye buraya koydun. İşte bu öyküleme oluyor. Ve genellikle de betimleme ve öyküleme birlikte cevap olur arkadaşlar. Yani bir hikayenin içerisinde bir romanın içerisinde sadece şöyle olmaz yani. Geldi gitti oturdu kalktı bitti gitti öyle olmaz. Gene bir şeyleri betimler yine bir şeyleri zihnimizde canlandırır resmini çizer yani. Mesela Hamza sonunda Londra'ya gitmeye karar verdi. İlk önce annesinden ve babasından helallik aldı. Onların elini öptü. Ayrıldıktan sonra şehir istasyonuna doğru yürümeye başladı. Heyecanı yüzden okunuyordu. Şöyle böyle istasyona vardı. Araca bindi. Doğruca havalimanı unuttu. Şimdi burada sadece tabii ki biz öyküleme yapmışız. Fazla betimleme yapmamışız ama hani burada çok hızlı gitti. Normalde Hamza sonunda o hayalindeki güzel şehre Londra'ya gitmeye karar verdi. İlk önce annesinin o güzel ellerinden öptü derken... Hani eli betimleyebilir. veya da işte ne bileyim... Şehrin o kalabalık istasyonu derken istasyonu betimleyebilir. Ee, Heyecanı yüzündeki kırmızılıktan falan böyle bir şeyler de betimler. Dolayısıyla genellikle betimleme ve öyküleme birlikte cevap olur. Burada mesela... Sadece öyküleme var ama mesela bence şurada eğer sınavda çıksaydı burada sadece betimleme yoktu. Aynı zamanda öyküleme de vardı. Niye bak içeri girdi, alet çıkardı, çöpe attı diyor bak. Yani bir şeyler yapıyor ve bu bir şeyler yaparken bir olaylar olurken şöyle oldu, sonra böyle oldu, sonra böyle oldu derken aynı zamanda bize zihnimize bir şeyleri de betimliyor bak. Uzun boylu, sarı saçlı diyerek betimliyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik düşünce geliştirme yollarına. Örneklendirme de bize bir konu hakkında örnek veriliyor. Mesela örneğin misal olarak diyerek bize örnekler veriliyor. Tanık göstermede bir uzmanın görüşü tırnak içinde aktarılıyor. Yani adam bir şeylerden bahsediyor diyor ki işte e, İstanbul çok kalabalık bir şehirde. İstanbul artık yaşanmıyor. İstanbul'da çok fazla insan var der. Hatta bu konu hakkında ünlü e, bilim insanında yapılan araştırmanın sonucunu şöyle şöyle söylüyor diye aktarır ve bize anlatılanlar hakkında bir tanık gösterir. Veyahut da işte şiir e, okuyucuya seslenmelidir. Şiir okuyucuya seslenmiyorsa iyi bir şiir değildir der. Sonra da ünlü bir şairin sözünü mesela atıyorum Mehmet Akif Ersoy'un sözünü, Yahya Kemal Bayatlı'nın sözünü, Orhan Veli Kan'ın sözünü tırnak içine aktarır. İşte böyle bize bir kişinin sözü aktarıldıysa bazen tırnak içinde olmayabilir. Biz buna tanık göstermeliyiz. Karşılaştırmada ise varlıklar bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde mikyas ediliyor. Yani kıyaslanıyor. Yani karşılaştırılıyor. Daha daha çalışkan, en çalışkan, onun gibi çalışan, onun kadar çalışkan. Bu çalışkansa bu daha çalışkan. Öte yandan bu daha çalışkan gibi bu tarz kelimeler kullanılarak varlıklar bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırılıyor. Hatta iseyi de söylemişiz. Tanımlama çok önemli arkadaşlar. Tanımlamayı birçok öğrencimizin karıştırdığını gördüm. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap verir. Yani bu nedir sorusuna cevap vermeyen cümleler tanım cümlesi değildir. Örnek veriyorum. Ben şimdi sana bir cümle söyleyeceğim. Sen tanım cümlesi ya da değil diyeceksin. Tamam mı Tonguç'um? Başlıyorum. İşte şiir Anadolu insanı anlatır. Şiir okuyucuya seslenir. Şiir şiirdir. Sence bu cümlede ben tanım yaptım mı Tonguç Elal'de? Bilemedim mi? hocam. Bilemiyorum diyorsun. Gerçekten doğru cevap verdin. Çünkü esasında zor bir soru sordum. Şimdi şiir nedir sorusuna cevap vermedim. Şiir Anadolu'yu anlatmalıdır. Ne anlatmalıdır sorusu? Şiir okuyucuya seslenmelidir, kime seslenmelidir? Ama şiir nedir kardeşim? Ben şiirin ne olduğunu bilmiyorum. Mesela kalem nedir? Yazı yazmaya yarayan araçtır. İşte bardak nedir? Sıvıları taşımaya yarayan araçtır. Kitap nedir? İnsanların bilgilerini birikimlerini aktaran, kağıt üzerine yazılmış işte ne bileyim bir maddedir, bir eşyadır dersen tanım yapmış olursun. Ama şiir nedir? Şiir duyguların dile getirildiği edebi bir türdür dese şiirin tanım olurdu. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Örnek veriyorum sana. Mesela diyelim ki telefon e, topluluk içinde kullanılmamalıdır. Burada ben telefonun tanımını yaptım mı Tonguç Elad'ım benim? Hayır hocam. Harikasın. Burada telefonun tanımını yapmadım. Telefon topluluk içinde kullanılmalıdır dedim. Yani yani değil mi? Yüksek sesle telefonla konuşmamalıyız. Ama telefon insanların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan, uzaktan iletişimi sağlayan, farklı türleri olan bir iletişim aracıdır desem o zaman telefonun tanımını yapmış oluyorum. Dolayısıyla siz cümleyi okuduğunuzda bu nedir sorusuna cevap vermeniz lazım. Onun ne olduğunu bilmemeniz lazım. ben Kalem çok güzelmiş. Bu bir tanım cümlesi değil. Kalem yazı yazmaya yarayan araçtır dersen tanım cümlesi oluyor. Sayısal verilerden yararlanmada rakamlar, oranlar, veriler, sayılar oluyor. Benzetmede gibi andırıyor tıpkı kadar gibi ifadelerle zayıf olan varlıklar güçlü olan varlıklara benzetiliyor. Birinci kişi ağızdan anlatım ve üçüncü kişi ağızdan anlatıma bakalım. Burada arkadaşlar yazar kendi başından geçenleri anlatıyor. Yani eve geldim der mesela eve sessizce geldim der ve hatta eve geldik yani ben geldim ya da biz geldik şeklinde kullanır Tonguç'um ben ya da biz. Üçüncü kişi ağızdan altından ise yazar gördü ve tanık olduğu olayı anlatır. O eve geldi der yani o geldi anlaştık mı Tonguç'um ve hatta onlar geldiler der. O veya onlar varsa bu da üçüncü kişi ağızdan anlatımı oluyor. Dolayısıyla mesela soruyu çözdüm dediğimizde burada birinci kişi ağızdan anlatımı oluyor. Niye? Ben çözdüm ama soruyu çözdü dersen o çözdü olduğu için burada e, net bir şekilde üçüncü kişi ağızdan anlatım var. Geldik anlatım özelliklerine artık bitiriyoruz dersimizi. Anlatım özelliklerine çok önemli Tonguç'um. Bunları da bize genellikle paragrafın içerisinde sorabiliyorlar. Yani bir paragraf veriyor. Bu parça asıl anlatılmak istenen nedir diyor. Bu özelliklerden bahsediyor. Bunları da bilmemiz gerekebilir. Şöyle ki eğer bir yazar farklıysa, taklide düşmüyorsa, kendine has orijinal... Bak bu kelime de yazmak istiyorum. Orijinalse tamam mı? Veyahut da tek düze değilse, tek düze değilse, ee, sıra dışıysa... Yani böyle herkes sıradanken o sıra dışıysa bu arkadaşımıza biz özgün diyoruz. Ve bu kavramda özgünlük olarak açıklanıyor. Tamam mı? Anlatım eğer ses akışına uygunsa... Biz buna akıcılık diyoruz. Akıcı anlatılmış. Az sözde çok şey anlatmak da bu gene atasözlerine özgü bir şeydir. Özlülük. Mesela damlaya damlaya göl olur dediğinde sadece suların birikmesinden bahsetmiyor. Küçük birikimlerin bizi büyük sermayelere ulaştıracağından da bahsediyor. Dolayısıyla az sözde çok şey anlatıyor. Anlatımın belirsizlik taşımaması net olması ise açıklık. Zaten açıklık kelimesi açıklayıcı anlatımda da var. Hani açık anlatım diyoruz. Açıklama diyoruz. Açıklayıcı anlatım diyoruz. Niye? Biz ders kitabını aldığımızda açtık burayı. Buradaki bilgileri okuduğumuzda açık, anlaşılır, net bir bilgi var. Açıklayıcı bir anlatım var. Her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği bir anlatım var. Ama şiirlerde kapalı bir anlatım var. Her okuyucunun farklı yorumlar katabileceği bir anlatım var. Anlatımda çelişkiye düşmemekte tutarlılık. Eğer bir yazar bir gün öyle bir gün böyle demiyorsa söyledikleri birbiriyle çelişkiye düşmüyorsa yani ters düşmüyorsa ters düşmek demek çelişki ters düşmek demek ters düşmüyorsa o zaman bu adam tutarlıdır diyebiliriz Tonguç Ela benim. Şimdi dersimizi bitiriyoruz burada. Sizin yapmanız gereken mutlaka mutlaka sıfırdan sekiz eden Zoru Bankasından ve Dinamo'dan ve elinizdeki diğer paragraf kitaplarından bu konuya alakalı bol bol soru çözmek. Çünkü bu konu soru çözükle pekişiyor. Hatta şimdi dersimizin sonunda TAS uygulamasından meydan okuma testini çözebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman ödülü soru bekliyoruz. Hepinize şimdiden LGS yolculuğunda başarılar diliyoruz. Tonguç Dershane sundu.